Merhabalar değerli izleyicilerimiz, bir Posta Kulübü özel yayınımızda sizlerleyiz. Değerli konuğum bugün bizlerle efendim. Aquamina Su Arıtma'nın satış ve pazarlama müdürü Berna Çayır bugün bizlerle. Dilerseniz Berna Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim, bizler de tanıyalım. Ardından da sohbetimize başlamış olalım. Hoş geldiniz, nasılsınız Berna Hanım? Hoş bulduk, teşekkür ederim Özge Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1986 doğumluyum. Kütahyalıyım, Kütahya'da yaşıyorum. Yaklaşık 10 yıldır Aquamina'da çalışıyorum. Evliyim, eşim Fatih Çayır'la birlikte çalışıyoruz bu arada. Ne güzel. Bir tane de kızım var, 7 yaşında. Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu şekilde. Harika. Önceden de duyuyordum hep işte su arıtmanın önemini, olması gerekeni. Hemen hemen her yerde aslında biz bunu evimizde, ofisimizde kullanmamız gerektiğini. Sizin bu anlamda kesişme noktanız nasıl gerçekleşti? Aquamina kalitesinden dolayı, yani duyulmuş bir marka olduğu için ve şu anda da yani müşteri portföyü oluştukça ve müşterilere de fayda sağlayıp bu fayda doğrultusunda da yani büyük bir haz duyuyoruz. Bizim için dua eden, teşekkür eden, teşekkür mektuplarımız var. Bu şekilde müşterilerimiz var. Ve müşterilerimiz kendisi belirli bir müşteri kitlesi oluşturuyor. Çalışma sistemimiz bu şekilde. Ve bu işi gerçekten sevdiğim için bu işteyim. Siz de bunun önemini ve güveni fark ettiniz. Evet. Bildiğiniz için bu yolda ilerliyorsunuz. Öyleyse evet. İnsanlar neden sizce su arıtma cihazını kullanmalılar? Şimdi günümüz teknolojisi ilerledikçe çevre kirliliği de artmaktadır buna bağlı olarak. Bu açıdan da içme suyu olarak da sadece var olan koşullarda hazır sular var. Ki bunlar da zaten Avrupa ülkelerinde yasaklandı plastik damacana olduğu için. Ve damacanalarında ham maddesi içerisinde fosken bisfenol A dediğimiz maddeler var. Bu maddeler de kansere, çocuklarda hormonal bozukluklara neden oluyor. Bu açıdan da Avrupa ülkelerinde kullanılmıyor. Ki zaten ülkemizde damacanalar 19 litredir. Avrupa ülkelerinde 9 litredir. Çünkü yasal sınır ülkemizde 20'nin altında olması gerektiği için. Ve 15 saat içerisinde de ağzı açıldıktan sonra tüketilmesi gerekiyor. Yani eğer hazır su alınacaksa bu cam şişe içerisinde olmalı. Ve bunu sadece içme suyu olarak değil, hem çayda hem yemekte hem meyve sebze yıkarken kullanılması gerekiyor. Bir de hangi şartlarda dolduruldu, ne kadar süre bekledi, bu da önemli bir ayrıntı. Su arıtma cihazı bu yönüyle hem ekonomik anlamda hem pratiklik anlamda, çünkü hazır suyla meyve sebze yıkanamıyor yani o açıdan. Çayda yemekte de kullanılamıyor. Tabii kullanan aileler var ama zor yani, zaman olarak da enerji olarak da aynı zamanda çok meşakkatli. Bu açıdan su arıtma cihazı hem birinci sınıf su kalitesi anlamında sağlık açısından, hem daha pratik, daha ekonomik olduğu için bence herkes su arıtma cihazı mutlaka olması gereken bir cihaz. Nasıl televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı varsa onlardan daha önemli. Berna Hanım, ozmoz arıtma nedir? Ozmoz kelimesini açayım öncelikle. Ozmoz biyolojik bir terimdir. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçilmesi, seçici geçirgen bir hücre zarı anlamına gelir. Ters ozmoz dediğimiz, yani su arıtma cihazında kullanılan sistem ise tam tersi. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçilmesidir. Yani suyun yoğunluğunun azaltılması anlamına geliyor. Bu da membran filtre sayesinde gerçekleştirilir. İlk olarak NASA tarafından icat edilmiştir. Astronotların su ihtiyacını karşılayabilmek adına uzayda. Ayrıca gemiciler de kullanmaktadır. Deniz suyunu ayrıştırabilen bir sistemdir. Yani membran filtre sayesinde gözenek yapılarından organik ve inorganik maddeler geçer. Daha küçük olduğu için zararlı maddelere göre. Zararlı maddeler ise membran filtrenin gözeneklerinden dışarı konsantre su olarak atılır. Ters ozmoz bu şekildedir. Yani sonuç olarak cihazımızın içerisinde vücudumuzun alması gereken bütün maddeler mevcuttur. Süper. Sektörün sıkıntıları nelerdir sizce? Az önce de söylediğim gibi çevre kirliliği artması ile insanlar daha çok hazır suya yönelenler de var. Ama tabii ki internet
gelişti. İnsanlar daha çok eğitim seviyesi de arttı tabii. Hı hı. Buna bağlı olarak su arıtma cihazı biraz daha böyle moda gibi bir şey oldu. Direkt internete girip bakabiliyorlar. Tabii internette belki 100 tane 200 tane firma vardır. Hı hı. Bunlar çoğunun zaten vergi levhası bile yok, yeri yok. Yani internetten bir yerlerden çeşitli ülkelerden çok uygun görmediğimiz yerlerden getirtirip üzerine işte belirli pay koyup yani sadece satışını gerçekleştiriyorlar. Çok cüzi miktarlarda. Hı hı. Yani bu şekilde olunca tabii servis noktasında destekleyemiyorlar. Sadece su arıtma cihazına sahip olmak yeterli gelmiyor. Tabii ki. Yani ömür boyu da bir servis garantisi olması gerekiyor. Değil mi? Bakımı da lazım arada. Kesinlikle. Tabii onlar o şekilde olunca hem cihaz olarak kalite anlamında yani fiyatıyla kalitesi çok fazla birbiriyle orantılı değil onların. Tabii bu da müşterilerin de kötü intiba bırakıyor. Yani su arıtma cihazı deyince daha önceden olmuş olaylara bakılıyor. Bu şekilde bir ön yargı var yani bu anlamda bir sıkıntı var. Hı hı. Ama tabii bizim kendi müşterilerimiz de memnun olan birçok müşterimiz var. Bunlar diğer müşterilerimiz de bu ön yargısını kırabiliyor. Güzel bir referans oluşturuyor. Evet. Sizin dediğiniz gibi birçok firma var artık. Tabiri caizse her aslında meslekte olduğu gibi bu alanda da belki merdiven altı cihazlar. Cihaz geliyor ama kurulu mudur, sonrasındaki bakım çok çok daha önemlidir. Kesinlikle. İşte bu noktada sormak istiyorum. Aquamina'nın sizce farkı nedir diğer su arıtma cihazlarından? Şu şekilde 7/24 servisimiz var, teknik servisimiz. Bizim için önemli olan müşterimiz. Yani müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Ve müşterilerimizin müşteri bulmasını sağlıyoruz bu anlamda. Zaten bu açıdan başarılıyız. Ve cihaz konusunda da memnunlar. Yani birçok faydaları var sağlık açısından. Mesela piyasadaki cihazlarda filtrelerde kimyasal madde kullanılmış olabiliyor. Bu da tabii filtreye belirli zamanda mesela onların 2 ayda 3 ayda filtresinin değişmesi gerekiyor. Ama bizim cihazımızda böyle bir şey yok. Yani 8 ay gibi zamanda değişiyor ortalama. Bu şekilde de olunca yani değişmese de herhangi bir içerisinde yani vücuda zarar verecek bir madde yok. Çünkü NSF onaylı cihazımız. Yani tamamen sağlık standartlarına uygun. C belgesi, ISO belgesi hepsi mevcut. Bu anlamda farklı kılmıştır. Güzel. Öyleyse sizce başarı nedir? Başarı zamanı en verimli şekilde içinde bulunduğumuz koşullara uygun yönetebilmektir. Hedefleriniz nelerdir bundan sonrası için Berna Hanım? Ülkemizde en gelişmiş firmalar arasında yer alarak bütün dünyada da söz sahibi firma haline gelebilmek. Süper. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Size nasıl ulaşabilirler? Bize nasıl ulaşabilirler? Gerek Instagram'da, Facebook'ta Aquamina diye kendi internet sitemiz de var. Oradan da ulaşabilirler. Son olarak izleyicilerimize de neler söylemek istersiniz? Özellikle sağlıkla ilgili bir ürüne sahip olacaksak eğer, yani tabii ki hani bir doktor ilaç reçete yazdığında hani gidip bütün eczanelere sorulmuyor yani bu ilacın yan etkileri nelerdir filan ama yani herkesin bir yanılma payı vardır sonuçta. Hı hı. Burada da hani doktorların yanılacağını söylemiyorum asla bu şekilde bir şey iddia etmem. Ama bizim mesela birçok uzman doktor tarafından cihazımız kullanılıyor. Yani bazen müşterimiz hani doğru araştırma yapmak gerekiyor yani sağlıkla ilgili ürünlerde. Yani çünkü sonuçta vücudumuzun %70'i bir yetişkinde %70'i sudur. Bütün vücudumuz sudan oluştuğu için tükettiğimiz suyun da sağlıklı su olması önemli. İçinde vücudumuzun alması gereken bütün maddeler olması gerekiyor. Bunlar mevcut. Ayrıca sağlığımıza zarar veren bir madde yok. Yani bütün bunların araştırılması gerekiyor. Belgesi var mı, raporu var mı? Ve eski müşterilere sorulması gerekiyor bence. En doğru kişi o cihazı kullanan kişilerdir. Mutlaka çevrelerinde vardır. Hı hı. Haklısınız. İşte bu da az önce de dile getirdiğimiz gibi ciddi bir referans oluşturuyor zaten. Kesinlikle. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sizlere ediyorum. Sağlık ve başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli konuğumuz Aquamina su arıtma cihazımızın efendim firmamızın satış ve pazarlama müdürü Berna Çayır Posta Coop özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.